Hocam merhabalar. Merhabalar. Örneğin bir yüzeye doku atadık ve o yüzeye extrude etmek istiyoruz. Extrude edince doku bozuluyor. Extrude ettiğimizde dokuyu aynı oranda UVW map'li şekilde extrude edecek bir yöntem var mı demiş. Şimdi ben burada arkadaşlar biraz böyle arkadaşınızın bu sorusunu sevmedim. Çünkü aslında çalışma yöntemi olarak hiç benim kullandığım yöntemlerde çalışmıyor arkadaşınız. İşleri yapış sırası aslında bu sorunu kendi kendine yaratıyor ama extrude üzerinden konuşuyorum ben şu anda. Sorunuzu bir şeyde sonra cevaplayacağım dedim. Sonra bakın bir arkadaşınız Editable Poly'de Preserve UV seçeneği var. O map'in bozulmasını engeller demiş. Aslında bu doğru. Ama bu extrude etmekle ilgili değil. Şimdi ben de mesela bunu hatırlayamadım tam o anda. Sonra dedim ki ben bunu denerim. Yalnız patlarsa da sorumlusu sizsiniz dedim <laughs> Berk Bey'e. Çünkü arkadaşlar extrude etmek preserve UV yani böyle tam tatmin olmadım ben. Kafamda o tam öyle olmayacak muhtemelen dedim. Şimdi bu soruda bakın arkadaşınızın modellemeye yaklaşımında da biraz hata bana göre hata var. Şimdi ben burada e, tahmini konuştuğumu unutmayın lütfen. Arkadaşınızın yapmak istediği işi oturup saatlerce çalışmadık. İki cümleden durumu e, tahmin etmeye çalışıyorum ben. Ama Şimdi arkadaşınız diyor ki, Max'imiz açılırsa bir bakalım hemen. Bakın yap, yaptığım şeyler var zaten. Hemen hızlıca bunu göstereceğim size. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, burada 3 tane farklı geometri var. Hatta ben bunu niye böyle yapmışım? Neyse hemen bakın şunu Simulate local dersek. Şunu da bir yastığa çevirdim görüyorsunuz. Yani aslında ben bunları yastık yapmışımdır diye hatırlıyorum. Şimdi önce bir sorunun temel haline gelelim. Siz bir yüzey çizdiniz. Şöyle. Sonra malzeme editöründe. Şöyle basit bir malzeme oluşturacağım. Render motorumuzu son zamanlarda hep ile çalıştım. Şu anda Corona'ya daha elim yatkın. Korona'ya geldim. Bakın şimdi bir korona malzemesi oluşturuyorum. Renk kısmına da bir checker map koyuyorum. Ve bu checker map'in kare sayısını arttırıyorum. Ve bu malzemeyi şu yüzeye assign ettim. Ve mesela bunu esayn ettikten sonra bir bakalım duruma. Bir UVW map verdim mesela. Hatta şey yapayım. Et kalınlığı da oluşturayım. Bakın bir shell yapayım. Et kalınlığı oluşturdum. Et kalınlığından sonra da UVW map ile box yerleşim yaparak box'ların boyutlarını da mesela burada ne yapalım? 50'ye 50'ye 50 yaparsak, ops yanlış yere 50 yazdık. Şimdi kutular yerleşti görüyorsunuz. Arkadaşınız diyor ki, işte bu bir şekilde yerleştirdik ama ben daha sonra bir edit poly ekleyip de buna extrude falan verdiğimde UV'ler bozuluyor diyor. Ve bakın bunda da Şurada kareler boyut olarak tutmadı. Ama zaten yaklaşım böyle olmamalı. Hani UVW map'le bir tek, arkadaşınız masa diye örnek vermiş. O yüzden biraz basit dikdörtgene göre anlatacağım. Hani kasa e, dikdörtgen geometriye masaya düz bir masaya göre anlatacağım. Arkadaşlar UVW map verip sonra edit poly verip orada extrude yaparsanız böyle olur. Ama UVW map'ten önce şu shell'de edit poly verirseniz ve Burada extrude yaparsanız yani UVW map yukarıda kalırsa görüyorsunuz zaten tıkır tıkır aynı şekilde çalışmaya devam eder. Yani arkadaşınız muhtemelen şöyle çalışıyor. UVW map'i verdi ya ilk yaptı ya bu modeli. Yaptıktan sonra muhtemelen ha biri arkadaşınız convert to editable poly diyor. İşte UVW map'in pozisyonunu oynama hakkı elinden gidiyor. O elinden gittikten sonra da yaptığı extrude'lar tabii ki bozuk oluyor. Halbuki convert to editable poly demese o UVW map'in hiyerarşide hier yukarıda kalmasını sağlamaya devam etse model boyunca yaptığı her değişiklikten sonra UVW map hiyerarşide yukarıda olduğu için düzgün yerleşim olacaktır. Şimdi orada e, Preserve UV'yi kullandım ve işimi gördü diyor arkadaşınız. Aslında arkadaşlar Preserve UV'nin amacı extrude edildikten sonra UV'lerin düzgün olmasını sağlamak değil ve zaten şöyle göstereyim size. SI material dedim bakın şuna yerleşime atadım. Kareleri görüyorsunuz. Bakın edit poly'yi ekliyorum üstüne. Şu yüzeyleri seçtim mesela. Şöyle biraz da şey yapayım. Preserve UV seçeneğini de açtım. O açıkken Extrude ettim. Bu arkadaşlar bazen doğru sonuç veriyor. Bazen vermiyor. Bakın şu, şunların uzamasında problem yok. Onlar, onların uzaması hata değil. Ama görüyor musunuz? Burada Texture'ı hiç yapmadı. Aynı şekilde Mesela şu kutuda da göstereyim. Şimdi arkadaşınız extrude yapıyorum dediği için ben o preserve UV fikrini baştan beri çok sıcak değilim. Yine bakın göstereyim. Assign ettik. Edit Poly'ye ekledik. Preserve UV'yi açtık. Birkaç tane yerden yapayım. Hepsinde farklı sonuçlar olduğunu göreceksiniz. Mesela şu, ya da biraz büyükçe yapayım. Bir şöyle bir alandan yapayım, bir şöyle bir alandan yapayım. Bakın bunları extrude ediyorum. Görüyorsunuz şu yüzeylerde yapamadı. Buralarda da kimi yerde yaptı, kimi yerde yapmadı. Halbuki Prezor UV değil. Yine bunun sonrasında bir UVW map'imiz olursa Nerede o? Boyutlarını da düzgün ayarlarsak görüyorsunuz. Artık şu UVW map'i üstte tuttuğumuz süre boyunca nerede çalışırsak mesela şuralar parça yok mu? Bakın Edit Poly'de şuralara kenar atayım. Bayağı bildiğiniz connect yapalım. Biraz geometrilerim düzgün olmayacak ama problem değil. Zaten işte bu işin esprisi geometriler düzgün olmasa bile göreceksiniz ki UVW map yapacağını düzgün yapacak. Gördüğünüz gibi bakın şeyler düzgün devam ediyor. Şurada iç içe yüzeyler falan oldu. Biraz dedim ya abuk subuk şeyler yaptım. Peki bu Preserve UV ne işe yarıyor? Onun asıl amacı ne? Preserve UV'nin asıl amacı şu. Siz bir model yaptınız. Şunun içerisinde yine bir izole edeyim. Biraz şuralara biraz daha şey atayım. Segment oluşturayım. Frezör UV'nin asıl amacı arkadaşlar şu. Hani sorunuzu soruyu soran arkadaşınızla da böyle paylaşmış olayım. Hani ekstrut edildiğinde ee, UV'yi yaymak değil. Mevcut bir UV yapısı var ya yerleşimi görüyorsunuz. Şimdi bu UV'den tamam es kaza şey yaptınız. Bunu convert yaptınız ya da UV'nin üstüne çalıştınız. Şurada convert yapmış olayım. Ki hiçbir zaman convert yapmayın. Modellemenizi yaparken modelleme süresi bit modelleme işiniz bitmediyse sonradan revizyon gelme ihtimali varsa şu modelleme ağacını kapatmayın zaten. Çünkü bu modelleme ağacını açık tutarsanız yaptığınız her şeyi sonradan revize etme hakkınız olur. Bu internette başka bir sürü videoda çok yanlış öğretilen bir şey. Sürekli çizip çizip sağ tıklayıp convert to editable poly. E ne oldu? Ben hiçbir zaman geriye dönemeyeceğim demek bu. Neyse oldu da bunun üstüne edit poly verdiniz ya. Arkadaşlar şeyin yaptığı şey o preserve'ın amacı şu. Bunun şu vertex'ini kaydırdığımda görüyorsunuz texture da kayıyor. Normalde böyle olur. Ama edit poly'de preserve şöyle control z ile geri alayım. Preserve UV diyerek çalışır ve bu işlemi yaparsanız texture yerleşimini bozmadan bu editleri yapmanıza izin verir. Ama bunun amacı şey değil. Extrude yaptığımda az önce gördüğünüz extrude da patlayabiliyor bu özellik. Ya yani bu geometrisi yüzeyleri oturmuş olan bir şeyin içerisinde Teks, vertexlerin yerlerini kaydırmaya ihtiyacınız var ama o kaydırmaları yaparken o yüzeyin o anki texture yerleşimini bozmak istemiyorsunuz bu şeyin asıl amacı Preserve UV'nin asıl amacı bu yoksa dediğim gibi Extrude verdiğinizde görüyorsunuz şeyi yapmıyor aslında eee Yataydaki kareyi de bakın şunlar gibi ebatlama yapmıyor prezör UV. Ee, bir de şur burada şunu söyleyeyim. Arkadaşınız sorusunu sorarken. Dedim ya çalışma şekli e, pek bana uymadı arkadaşınızın. Şöyle sormuş. Hocam masa yapıyoruz. Masayı sonradan revize boyutunu revize etmemiz gerekiyor. 100'den 150'ye. İşte ekstrut yapıyorum o zaman yan taraflarını. Masanızın boyutunu. 100'den 150'ye büyüteceğinizde extrude falan yapmayın. Play box'ınızı çizdiniz, masanız böyle oldu. Mesela işte 100'e 40'a 3 masayı yaptınız. Malzemeyi atadınız. Üstüne UVW map'i verdiniz. Gördüğünüz gibi. Sonra revizyon geldi, boyu uzadı. E ne yapacaksınız? Döneceksiniz baksa. Ölçülerini oynayacaksınız, tıkır tıkır olacak. Ama işte editable poly'ye çevir, hani convert ederseniz bunu yapamazsınız. Hadi dediniz ki hocam ama bizim masanın şekli bu kadar düz değil. Ben bu box'ı şeklini değiştirmek zorundayım. E verdim edit poly'yi. İşte şeklini atıyorum bizim masa çapraz. Şimdi işte extrude etmek zorunda kalabilirsiniz. Tamam bu kabul. Ama bunda bile geldiniz. Şurayı uzatıyorsanız. UV'yi yukarıda tutarsanız. Şurada yönünü de local yapalım. Pardon. Zaten yaptığım için bir şey oldu. yönünü şey yaptıramadık arkadaşlar. Şu yöntemde aslında yönünün normal devam etmesini bekleriz ama neyse. İşte bunu yaptığınızda da zaten UV böyle durduğu için, hani üstte UV tepede müdür gibi durduğu için görüyorsunuz. Texture hiçbir zaman bozulmuyor. Hani masa geometrisine benzer bir şey de gösteriyorum özellikle. Daha karmaşık organik formlarda belki şey olabilir. Ee, bu durum değişebilir. <laughs>